İstanbul'da bugün de koronavirüs denetimi vardı. %50 kuralına uymayan toplu taşıma sürücülerine ve izin almadan şehirler arası yolculuğa çıkanlara ceza yağdı. İhtiyaç sahiplerine yönelik verilen 1000 liralık sosyal yardımların ödemesi sürdü. Bugün doğum yılının son rakamı 1 ve 6 olanlar PTT'lerden parasını çekti. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım. Aksi takdirde hakkınızda adli ve idari ceza işlem uygulanacaktır. Evde kal çağrıları bugün de devam etti. Polis 65 yaş üstü olanlara kimlik sordu. Yasağa uymayanlar uyarıldı. İşimiz olmadığı sürece dışarı çıkmıyoruz. Kendi sağlığımızı düşünüyoruz. Buyurun, iyi günler. İstanbul genelindeki denetimler sürüyor. Toplu taşıma araçları durduruldu. Bazı minibüsler %50 yolcu kuralını dikkate almadı. O şoförlere 789 lira para cezası kesildi. Arkamı çapraz şekilde oturtalım. Sağlığımıza hayati derecede önem gösteriyorum. Hem sizin hem sevdiklerimiz için. İstanbul'un giriş ve çıkışları mercek altında. 78 yaşındaki Sevgi Pelitli, sağlık ocağından aldığı raporla memleketi Amasya'ya gitmek için yola çıktı. Polis aracı durdurdu. Yaşlı kadına sokağa çıkma yasağına uymadı ve seyahat belgesi olmadığı için ceza kesti. Yavrucuğum, ben burada duramıyorum. Getirdiler, daha İstanbul'a da anacağım kalmadı. Artık buranın havasını götüremez oldum. Çok çocuklar da rahatsız ediyorum. Bir an evvel beni gönderin siz yavrucuğum. Postanelerin önü bugün de yoğundu. İhtiyaç sahiplerine verilen 1000 liralık sosyal yardımların ödenmesine devam edildi. Doğum yılının son rakamı 1 ve 6 olanlar PTT'lerden parasını çekebildi. Koronavirüs nedeniyle 2 milyon ihtiyaç sahibinin hesabına 1000 liralık yardım paraları yattı. İkinci günde o yardım paralarını almak için postanelerin önüne gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Güvenlik güçleri de virüs nedeniyle sosyal mesafeyi ayarlamak için güvenlik koridoru oluşturdu. Kaçıralım, birer metre boşluk bırakalım. Şu anda ben 3 haftadır pazar yapmamıştım. Benim gibi olan insanlar da yapmamıştı ama hepsi de Allah devletimize, milletimize zeval getirmesin. Bak bunca millet dua ediyor. Allah razı olsun. Hak etmediğimiz bir para mesela. Çalışmayan var, engelli. Ben engelliyim. Şimdi gittim, paramı aldım. Allah devletimizden razı olsun. Kartımı taktım, paramı aldım. Yani inanın, deminki abinin de söylediği gibi pazar parası yok, dolaplar bomboş. Yani 1000 lira da az bir para değil. Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ediyorum.